Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, bu video kaydını dinliyorsanız muhtemeldir ki İngilizce ile alakalı bir probleminiz var. İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuz. Kimimiz İngilizcesini e, kariyeri için iş amaçlı geliştirmek, kimisi genel anlamda öğrenmek, kimisi yurt dışına çıkacağı için artık sebebiniz her neyse. Kısacası İngilizce ile alakalı bir sıkıntınız olduğu için şu an buradasınız. Ama ben konuya girmeden önce bir... E, anekdotla beraber size detaylandırma yapmak istiyorum. Şimdi kısaca bir düşünelim arkadaşlar. Ortaokulda 3 yıl ki şu an lise, eee ilkokullara da yeni bildiğim kadarıyla ama ortaokulda 3 yıl, lisede 4 yıl. Hadi üniversiteye gittiyseniz bir birkaç yılda üniversite. Hatta bunlar yetmiyor. İşte Amerikan kültürü, İngiliz kültürü vesaire vesaire adında e, 4 kuruluk, 5 kuruluk binlerce liraya para vererek kurslara gidiyorsunuz. Peki ya sonra Sonrası my name is'den öteye geçilmiyor. Bu İngilizce nasıl bir lisandır ki? Yıllarınızı harcamanıza rağmen, 7 yıl, 8 yıl, 10 yılınızı harcamanıza rağmen bir türlü İngilizce konuşamıyorsunuz. Acaba, çok affedersiniz, bu ülkenin %70 gençleri bu sorunu yaşıyorsa ya bizim %70 gencimizin zeka seviyesi çok düşük ya da burada daha farklı uygulamalar var. Yani kısacası kimse bize İngilizce öğretmiyor. Şimdi öncelikle şu küçük ayrımı yapmamız lazım arkadaşlar. Dünyada lisanlar benim e, benim ayrımım'a göre ikiye ayrılır. Bunların birincisi matematiksel lisan denilen Çince, Japonca, Arapça, Türkçe gibi lisanlardır. Bunlar gerçekten öğrenmesi zordur çünkü bir algoritması, bir kurallar bütünü vardır ve matematikseldir. Mesela örnek olarak söylüyorum, e, Türkçe'de gitmek fiilini gittim, gidiyorum, gideceğim, gitmiştim gibi birçok formata zamanı e, çevirebilirken ama aynı kalıbı, aynı fiili İngilizce'de çeviremezsiniz. Nedir mesela? İngilizce'de go, went, gone diye üç farklı kelime kullanmak zorundasınız. Üç farklı fiil kullanmak zorundasınız. İşte bunun sebebi arkadaşlar, Türkçe ve benzeri diller, matematiksel ve algoritmik dillerdir. İngilizce ve benzeri dillerse algoritması olmayan, ezbere dayalı, işin aslı, işin aslı tabiri caizse aptal dillerdir. Çince çince Türkçe gibi matematiksel dillerin normalde öğrenim süresi arkadaşlar 8 ayla 1 yıl arasındadır. Şayet bu dilin üzerine bir uzmanlık yapmak istemiyorsanız bu nedir? Yeminli tercüme ya da edebi bir metni çevirmek gibisinden. Peki ya bu İngilizce gibi lisanlar için ne kadardır? Arkadaşlar 4 ayla 8 ay arasındadır. Evet. Yani 4 ay ile 8 ay arasında öğrenebileceğiniz bir lisanı nasıl oluyor da 8 yılda öğrenemiyoruz? Buradaki sıkıntı nedir? Buradaki sıkıntı şudur arkadaşlar. Bir kere bize lisan öğretilmiyor. Bize sınavları geçmek için bazı ezberler öğretiliyor. Beynin bir çalışma mantığı vardır. Nedir bu? Beyin hedeflediği amaca göre verileri kopyalar. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Eğer siz sadece sınavları geçmek için lisan öğrenmek istiyorsanız otomatikman beyniniz bu öğrenilen bilgiyi sadece sınavlar odaklar. Ve sınavlar bittikten sonra bunca yıldır öğrendiğiniz şeyleri beyin kademeli olarak söyleyeceksek birden ona kadar ayıracaksak 10. sıraya atar. Çünkü artık daha işinize yaramayacaktır. İşte bu yüzden siz lisanınızı konuşamazsınız. Aslında bu size beynin verdiği bir oyundur. Ama eğer siz bunu işinizle alakalı yapmanız gerekiyorsa, hayati risk gerekiyor. Hayat riskten kastım işte para kazanacaksınız vesaire çok önemli olan bir husussa beyniniz otomatikmen bunu bir 10 sıralaması arasında iki ya da üçüncü yere koyar ve hızlı bir şekilde tepki verer, hızlı bir şekilde öğrenme süreci başlar. Bu birincisidir. İkincisi, lisan arkadaşlar hiçbir şekilde yazılarak öğrenilmez. Siz yeni doğmuş bir bebeğin ya da konuşmaya başlayan bir bebeğin e, annesiyle babasıyla konuşmadan önce defter kitap eline alıp da e, kalem kartla çalıştığını hiç gördünüz mü? Tabii ki saçma bir durumdur. Bebek ne yapar? Duyu, duyduklarıyla e, ...cevap verir ve duyduklarıyla ana lisanı öğrenir. Ama peki ilk konuştuğu kelimeler nedir? Su, anne, baba, mama gibi. Peki neden bunlar? Neden bebek otomobil demiyor mesela ilk başta? Ya da neden televizyon demiyor? Çünkü bebeğin beyni ona ihtiyacı olan şeyi öncelikle öğretiyor. Tıpkı daha temin bahsettiğim gibi. Beyin neye öncelikle ihtiyacı varsa onu hızlı öğrenir. O yüzden arkadaşlar bir kere bizim... İngilizce ya da lisan öğrenme mantığımız ve stratejimiz yanlıştır. Şimdi çok fazla konuyu uzatmadan ben şunu bahsediyorum. Ve benim iddiam şudur. Bugüne kadar öğrencilerimde de bu yöntemi uyguladım ve bu şekilde hareket ettik. Arkadaşlar İngilizceniz eğer temel düzeyde ise ya da hiç yoksa sizin normal koşullarda İngilizce öğrenme süreniz 4 ila 6 ay arasındadır. Bakın birebir ders aldığınızda eğer İngilizcenin belli bir temeli varsa 3 ila 6 ay arasındadır. Ticari İngilizcenin öğrenme süresi normal İngilizceyi öğrendiğiniz varsayılırsa 1 ila 2 ay arasındadır. Yani siz sıfırdan bir dili öğrenmeye kalkıp İngilizceyi sıfırdan öğrendiğinizi varsayarsak ticari İngilizce boyutuna getirmek için arkadaşlar sizin ortalama 4 ila 6 aya ihtiyacınız vardır. Yani bu konu belki size biraz, e, bu verdiğim örnek belki size biraz şey olabilir yani saçma gelebilir ya böyle bir şey olabilir mi diyebilirsiniz ama arkadaşlar gerçekten bu böyledir. Asıl saçma gelmesi gereken şey nedir biliyor musunuz? Yıllarca bir lisanı öğrenmeye çalışıp da öğrenememe hususudur. Bu konuyu bu şekilde söylemek istiyorum. İkinci olarak kurslar. Bakın kurslara gidiyorsunuz tabii ki çok başarılı kurslar da var. Ama benim size sormak istediğim şey şu. Gidiyorsunuz, bilmem ne kültür kurslarına binlerce liraya para harcıyorsunuz ki birçoğu işe başta eğitime başlamadan önce bu paraları alıyor. Arkadaşlar bir kur üç kur beş kur yedi kur sekiz kur e, bir yıl iki yıl üç yıl arkadaşlar bakın siz eğer bu lisanı... işinizle alakalı kullanacaksanız örnek olarak e, dış ticaret üzerine söylüyorum dış ticaretin e, dış ticarette İngilizce olarak kullanacağınız 200 cümle vardır. Bu 200 cümleyle Malı alırsınız, satarsınız, ödeme yaparsınız, paketleme yaparsınız. Her şey bu 200 cümle üzerindedir. İşte burada sizin yapmanız gereken şey husus şudur, yöntem şudur. Öncelikle ne için dilinizi kullanacağınızı, İngilizceyi öğrenmeniz gerektiğini sorgulayacaksınız. Diyelim ki dış ticaret üzerine. Dış ticaret üzerine neyse arkadaşlar, bir çekirdek üzerine hareket edeceksiniz. Nasıl bense bu 200 cümlelik bir çekirdeği sunuyorsam, öncelikle bu 200 çekirdek üzerine hareket edeceksiniz. Kalkıp da tensleri bir daha tekrarlamanıza gerek yok. Zaten yıllarca o tensleri tekrarladınız. Siz onları unutmadınız. Sadece beyin arka plana attı. Siz bu 200 cümle üzerine yoğunlaşmaya başladığınızda beyin lisanın nasıl kullanılacağını algılamaya başlar. Ve akışkanlık sağlar. Bu akışkanlık kendinize güven sağlar. Arkadaşlar burası çok önemli. Ve cümleler artık ardı ardına, kelimeler ardı ardına akmaya ve dile hakim olmaya başlarsınız. Bu temel gövde oluşturduktan sonra tıpkı ağacın göbre, gövdesi gibi ondan sonra ihtiyacınıza göre futbol konuşacaksanız, yemek konuşacaksanız, hatunlardan konuşacaksanız ya da erkeklerden konuşacaksanız bunlar ağacın dalları gibi işin mantığını çözdükten sonra kendi kendine gelişmeye başlar. Lisan bu şekilde öğrenilir arkadaşlar. O yüzden ben diğer arkadaşlarıma da e, vaat ettiğim gibi sizlere de şunu vaat ediyorum. Eğer prensipli olursanız, derslerinize e, ara vermezseniz, dirayetli olursanız ve işi ciddiyete bağlarsanız ve zeka seviyeniz herkes kadar normal bir zeka seviyesine sahipseniz algoritmasına ya da IQ'suna inanın bana arkadaşlar hiç İngilizceyi bilmeyen bir insan ortalama 4 ila 6 ay içerisinde e, İngilizce sorununu halledebilir ve halletmektedir. Ve inanın bana 4 ila 6 ay içerisinde İngilizce öğrendiğiniz zaman öyle kalkıp da binlerce lira da para vermenize gerek yok. Eğer İngilizce öğrenmek istiyorsanız, konuyla alakalı çok daha fazla detay istiyorsanız telefon numaralarım aşağıda ya da bu videonun ekranında olacaktır. Lütfen benimle iletişim kurup hatta ve hatta bir saat ücretsiz ders almaktan çekinmeyin. Çok teşekkür ederim.